Evet, hepinize merhaba Doktor X ailesi. Ben Doktor Kemal Aslan. Bu videomuzda size ne anlatacağım? Sedimentasyon testi. Kan testlerinden biri. Çok sık istenen bir test. Birazdan bunun örneğini göstereceğim. Niye yükselir? Niye düşer? Kaç olmalıdır? İşte yüksekse korkmalı mıyız gibi bir takım sorularınız var. Sedimentasyon testini size kısaca özetleyeceğim arkadaşlar. Şimdi sedimentasyon dediğimiz öncelikle ne onu söyleyelim. Vücudumuzda arkadaşlar biliyorsunuz oksijeni dokulara taşıyan kırmızı kan hücresi denen bir hücre var. İşte eritrosit diyoruz biz. Alüvar deniyor. Alüvarlar. Bu hücrelerin arkadaşlar normalde işte kanı tuttuğunuz zaman bir tüpte tuttuğunuz zaman aşağı çökme hızı vardır. İşte bu çökme hızına biz eritrosit çökme hızı diyoruz. Bu testte bu eritrositlerin arkadaşlar çökme hızına bakılıyor. Şimdi olayın mantığı şu. Sizde herhangi bir inflamasyon, yani inflamasyon dediğimiz vücudunuzun bir tehlikeye, bir yabancı cisme, işte atıyorum virüslere, bakterilere ya da işte bir travmaya karşı verdiği bir reaksiyon. Bu ateşli de olabilir, ateşsiz de olabilir. İnflamasyon birçok hastalığı içine alan bir terim. Şimdi bu gibi durumlarda arkadaşlar sizin kanınızda bir takım maddeler oluşuyor. Bunlar paraprotein dediğimiz maddeler olabilir ya da işte fibrinojen dediğimiz bir takım maddeler oluşuyor. Bunlar arkadaşlar eritrositlerin çökme hızını arttırıyor. İşte bu sedimentasyon testinde neye bakılıyor? İşte bu eritrositlerin çökme hızındaki artışın şiddetine bakılıyor. Şimdi ESR de deniyor bu testte. Bu ESR'de yükseklik niye olur? İnflamasyon dediğimiz her türlü olayda olur arkadaşlar. Bu inflamasyon dediğimiz hastalıklar işte örnekler nedir onu söyleyeyim biraz. İşte mesela akut romatizmal ateş denen bir hastalık var. Böyle eklemleri tutan ateş, eklem rahatsızlığı, hareket kısıtlılığı, bazen kalbi tutan bir hastalık. Onda olabilir. Onun dışında birçok bakteriyel enfeksiyonlarda ESR testiniz yükselebilir. İşte nedir bunlar? Zatüredir, bronşittir, tüberkülozdur. Boğazınız iltihaplanabilir, tonsilit olabilir. Yani aklınıza gelen her türlü bakteriyel enfeksiyonda sedimentasyon değeriniz yükselebilir. Onun dışında her türlü kanserler de artabilir. Otoimmün hastalık dediğimiz vücudun kendi kendine saldırdığı hastalıklar var arkadaşlar. İşte nedir? Diyabette bile artabilir. Addison hastalığı dediğimiz böbrek üstü bezini tutan bir hastalık var. Onu da artabilir. Tiroiditleri tutan inflamatuar hastalıklar var. Tiroiditlerde yine sedimentasyon yükselebilir. Onun dışında böyle baş ağrısıyla giden, şu şakaklarda ağrıyla giden temporal arterit denen bir hastalık var. Onu da artabilir. Sırt ağrısı, eklem ağrısıyla giden polimiyaji romatika denen bir hastalık var. Bunu da artabilir. Ameliyatlardan sonra yükselebilir ama dediğim gibi genel olarak arkadaşlar bu sedimentasyon testindeki yükselme neyi gösteriyormuş? Vücutta bir infeksiyon ya da inflamasyon durumunu gösteriyormuş. Yani belli bir hastalığa özgü bir şey değil. Tabii bunun birazdan söyleyeceğim çok yüksek ya da çok düşük olması biraz da tanıya yardımcı. Şimdi sedimentasyon hızı yani eritrositlerin o işte bir saatteki aşağı çökme hızı kaç olmalı arkadaşlar? Kadınlarda ortalama saatte 20 milimetreyi geçmemesi lazım. Yani 20 milimetre bölü saat ve altı olması lazım. Erkeklerde 15 ve altı olması lazım. Bunun üstü değerler arkadaşlar artık sedimentasyon seviyenizde biraz yükselme olduğunu gösterebilir. Sedimentasyon yüksekliği seviyenizin derecesine göre arkadaşlar tabii daha ciddi bir hastalıkta olmuş olabilir. Bu testle tanı konmaz. Tabi doktorunuz diğer hastalıkları şüphelendiği zaman araştıracaktır. Mesela işte sedimentasyon değeriniz atıyorum 80-90 geldi. Bu muhtemelen bir enfeksiyonun ya da bir inflamatuar durumun göstergesidir. İşte lupus denen otoimmün hastalıklardan tutun, romatoid artrit, multipel miyelom dediğimiz kemik ili hastalıkların gösterebilir. İşte atıyorum lösemidir, lenfomada birçok durumda da bu sedimentasyon yükselebilir arkadaşlar. Ama dediğim gibi tek başına bir hastalığı göstermez. Doktorunuz bu testteki yüksekliği diğer sizin işte varsa belirtileriniz diğer testlerinizle beraber ne yapacaktır? Değerlendirecektir. Evet, özellikle neymiş sedimentasyon arkadaşlar? İnflamatuar durumları, enfeksiyonları, kanser durumlarını bazen gösterebilen bir testmiş ama gebelik, bazen kansızlık, ileri yaş gibi durumlarda artabilen bir test. Onun için her zaman da bir hastalığı gösterir diye bir durum yok ama tabii yüksekliğin seviyesine göre arkadaşlar bir sorunun var olabileceğini gösteren bir test. Erkeklerde 15, kadınlarda 20'yi geçmemesi lazımmış sedimentasyonun. Tedavisi de arkadaşlar varsa mevcut hastalığa göre o hastalığı da dediğim gibi doktorunuz araştıracaktır. Siz bunu bulamazsınız. Sedimentasyon böyle arkadaşlar. Bundan sonraki videoda size ASO testini anlatacağım. ASO testi nedir? Pozitif olması, yüksek olması ne demektir? Bunu öğreneceğiz. Kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bununla ilgili sorularınız varsa arkadaşlar videonun altından yine bana ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.